Hepinize merhaba arkadaşlar. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere stock mount'u kullanarak HepSpot'a değeri nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle stock mount'a giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, stock mount'a giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar, stock mount'ta Trendyol, N11 gibi yerlerde rahatça ürün ekleyebiliyorsunuz. Fakat HepSpot'ta da tek bir sıkıntımız var. Desi ve ağırlık bilgisi girmeden HepSpot'a ürün entegre edemiyoruz. Şimdi bu sorunun çözümünü göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi kategori eşleştirme mevcut. Buraya bir basalım. Daha sonrasından dükkan seçiniz diyor. Pardon, hepsi burada seçmemiz lazım. Hepsi burada. Eşleştirilmemiş. Diyelim arkadaşlar, ürüne girelim. Burada böyle bir ürünümüz var. Buna basalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan size burası dolu değildir. Ben de dolu, ben daha önceden yaptığım için buraya bir barkod girebilirsiniz. Evet, bakın. Desi bilgisine 1, ağırlık bilgisine 1. Sıfırdan, yani birden küçük olmamalı. Onun için 1 yapıyoruz. Kaydete bastık. Daha sonrasında bunu kopyalayalım. Buradan entegrasyon ürün diyelim, bir dakika. Arkadaşlar, ağırlık bilgisini, desi bilgisini girdiğimiz zaman buradan kategori seçmemiz gerekiyor. Bu da balon olduğuna göre balonları seçiyoruz. Karete bastık. Karetten sonra arkadaşlar solda ürün kısmından ürün yönetimi kısmına tıklıyoruz. Buradan dükkan, hepsi burada. Ürün kaynağı kısmına, mağazamızı, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan alt kısmına kopyaladığımız adı yapıştırıyoruz. Ara diyoruz. Ürünü buldu. Daha sonrasında buradan ekleye basıyoruz. Bekliyoruz. Oldu arkadaşlar. Tiki gördük. Daha sonrasında hepsi burada diye bakalım. Olmuş mu? Hepsi burada. Pazar yere giriş. Satıcı paneli. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi giriş yaptık. Buradan envanter, şuraya basıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Burada bir yerde gözükmesi lazım. Aksiyon bekleyen, pardon, katalog, aksiyon bekleyen ürünler arkadaşlar. Bazen karıştırıyorum buraları. Katalog, aksiyon bekleyen ürünler diyeceksiniz. Dedikten sonra bakın arkadaşlar, 10 adet metalik sedefli beyaz. Buraya ürün gelmiş. Eksik bilgi demesinin sebebi de fotoğraftaki şeyler uyuşmuyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu. Pardon arkadaşlar. Satıcıdan aksiyon bekleniyor. Bu benim önceki ürünümdü. Kontrol aşamasında olanlar bu. 07 diyordu zaten. Ben de hani kafam karıştı. Burada 12 yazıyordu. Orada barkod kısmında 7 yazıyordu. Şimdi baktım, anladım. Ürün detayı git diyoruz. Bakın arkadaşlar. Görseldeki ürün bu. Bundaki de bu. Doğru yani, sıkıntı yok. Bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.